Merhaba, bugün sizinle okula gidiyoruz ve okulu göstereceğim. Biraz tıp fakültesini turlayacağız. Böyle, hadi başlayalım. Şu an okuldayız. Biraz rahat çekim yapabileyim, etrafta çok fazla kişi olmasın diye hafta sonu geldim. Ve biraz erken kalkıp geldim. Saat sabahın 7.30'da hazırlandım. Geldim sizin için video çekeceğim diye. Bugün okulu gezeceğiz. Böyle. Bugün okulun içindeyiz. Size birazcık okuldan bahsedeceğim, tıp fakültesinden. Tıp fakültesinin 3 tane girişi var. H kapısı, M kapısı ve A kapısı olmak üzere. Ben buraya M kapısından geldim. Ana kapı oluyor orası. İşte hani internette tıp fakültesi diye arattığınızda önünde heykel olan, üstüne tıp fakültesi yazan büyük kapı M kapısı oluyor. Zaten kapıları da böyle kısacık göstereceğim size. Onun dışında okulun içerisinde siyah amfi, beyaz amfi, yeşil amfi, kırmızı amfi tarzı farklı farklı renklerde amfiler var. İngilizce amfide bu amfilerden biri olan siyah amfide derse giriyor. İngilizce grup. Ben siyah amfide çektim biraz ama biraz kısa oldu böyle. Kapıyı kilitledikleri için birazcık aceleye geldi orası. Onun dışında biz Türkçe grup olarak fakültenin içerisine derse girmiyoruz. Biz Türkçe grup olarak fakültenin karşısında yemekhanenin üstünde ayrı bir binada camlı amfiler bulunuyor. Camlı amfinin içinde derse giriyoruz. Orayı birazcık daha ayrıntılı çekebildim. Onları da göstereceğim zaten. Onun dışında bizim burada multidisipliner laboratuvarlarımız var. Lab derslerine burada giriyoruz. Laboratuvarlar desk desk ayrılmış durumda oluyor. Grup çalışması şeklinde böyle 5'er kişilik, 6'şer kişilik gruplar ayrılarak lab derslerine giriyoruz. Laboratuvarların içini çekemedim çünkü kapılar kilitli ve ben bu sene son lab dersimi verdim. O yüzden bir daha giremeyeceğim sanırım içine. Bir de hafta sonu olduğu için yani hiç giremiyorum kapı kilitli olduğu için. O yüzden maalesef içini gösteremeyeceğim. Onun dışında bizim burada tebat odalarımız var. İyi hekimlik uygulamaları, hekimle öğreniyorum gibi tebat etkileşimli böyle derslerde 15'er 20'şer kişilik gruplara ayrılmış oluyoruz. Ve böyle bizi tebat odalarına dağıtıyorlar. U şeklinde bir masa oluyor. İşte böyle interaktif geçen derslerde genelde tebat odalarına giriyoruz. Onun dışında okulun içerisinde bir tane kafe tıpkımız var. Küçük kafemiz. Genelde çok dolu oluyor. Okulun içindeki sanırım tek kafe olduğu için. Farklı farklı büfeler de var ama arada açılıyorlar, arada kapanıyorlar. Biraz garip. Onun dışında. Evet, bayağı bir onun dışında oldu. Onun dışında. Okulun içerisinde devlet tiyatroları bilet gişemiz var. Oradan açıkçası hiç almadım ama almak istiyorum. Bilmiyorum indirimli iyi geliyor mu öğrenci şey olduğu için. Okul kitaplarımızı aldığımız, aslında okulda kitap kullanmıyoruz ama hani işte histoloji labı gibi böyle bazı şeylerde kitap lazım oluyor. Atlas kitap falan lazım oluyor. Onun için bir kitap yeri var. Hacettepe kitap. Okul şurada. Şurada zaten açık amfimiz vesaire var. Hacettepe'nin hastanesi karşıda oluyor Hacettepe'nin. Şu aşağıda çocuk acil bulunuyor. Böyle hastanenin karşısında okul. Burası M kapısı, ana kapı. Tıp fakültesi diye arattığınızda çıkan yer burası. Şu arkamda açık amfi var, büyük bir yer. Oranın içini gösteririm. Önlük giyme töreni gibi önemli törenler bazen burada yapılıyor. Şu arkamda bizim meşhur heykelimiz var, şurada. Böyle genel olarak okulun önü, yani ana kapının önü bu şekilde. Bunun dışında iki kapı daha var, onları da göstereceğim. Hadi okulun içine bakalım birazcık. Okulun içine girdik. Şuradan girdim ben. M kapısı şurası. Burada bizim tıp gişemiz var. Okulun içinde devlet tiyatrolarına ait bir gişemiz bulunuyor. Gişenin yanında okul kitap, yani okulla alakalı önemli bazı kitapları bulabileceğimiz bir yer var. Hacettepe kitap.
Burada kafe tıp var. Aslında sırf burayı boş bir şekilde çekebilmek için hafta sonu geldim buraya. Genelde çok dolu oluyor. Masa sandalye bulamıyorsunuz. Kafe tıpın yanına gidince amfilerin olduğu kısma doğru geliyorsunuz. Burada bir sürü merdivenler var. Okulun içinde tebaat küçük grup odaları var. İyi hekimlik uygulamaları, hekimliği öğreniyorum gibi oturumları genelde burada yapıyoruz. Etkileşimli bir yer. U şeklinde masa var. Etrafında sandalyeler vesaire var. Hani genelde böyle konuşmalı, etkileşimli oturumlarımız burada geçiyor. Arasında çok fazla merdiven var ve okul biraz karışık. O yüzden her sınav döneminde bu renk renk harflerin yerini öğrenmek için böyle okul grubu mesaj da oluyor. Siyah harfiye geldim sanırım. Burası da İngilizce grubun derse girdiği yer. Laboratuvar derslerimiz multidisipliner laboratuvarlarda oluyor genelde. Aslında size için göstermek çok istiyordum ama genelde hani ders olmadığı zamanlar kilitli oluyor. Zaten hafta sonu olduğu için yani açılmaz imkansız gibi bir şey ve bizim lab dersimiz bitti bu sene için. O yüzden kalacak galiba biraz. Öyle masa masa ayrılıyoruz. Grup şeklinde yapıyoruz lab derslerini. Böyle gidiyor. Koridorlar da bu şekilde. Şöyle yani bunlardan çok yok da şu şekilde göstereyim. Bir saniye. Bank tarzı şeyler var koridorlarda. Böyle geniş yerlerde şunlardan var. Biraz ileride bir ders çalışma alanı var. Orayı göstereceğim ama ses yapamam. Böyle kısacık kimseye göstermeden, kimseye de görünmeden çekebilirsem göstereceğim. M kapısından girmiştim. M kapısı şurası. Şurada kafe tıp var. Ben şu an bir üst kattayım. Burada ders çalışma alanları var. Buranın bir üst katında da ders çalışma alanları var. Şu ileriden gidince de amfilerin olduğu yere çıkacağız. Tıp fakültesinin altında Hacettepe Sanat Müzemiz var. Oranın da içini göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir yer. Şu an Hacettepe Sanat Müzesi'ndeyiz. Burası Tıp Fakültesi'nin altında bulunuyor. Burada çok fazla düşünülmüş ve üzerine uğraşılmış eser, çok fazla soyut anlam içeren eser bulunuyor. Sadece resim değil, heykel, resim, afiş tarzı çok farklı alanlardan çok güzel sanat eserleri bulunuyor. Burada İlhan Berk, Turhan Çetin gibi çok önemli sanatçıların da eserleri var. Gerçekten çok önemli bir koleksiyon olduğunu düşünüyorum. Bakın şurada Haş Kapısı'nın hemen karşısında şurada yemekhane var. Şurada da camlı amfiler bulunuyor. Camlı amfiler bu şekilde. Biz Türkçe grup olarak burada ders görüyoruz. Benim videom bu kadardı. Size biraz okulu gezdirmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenin lütfen. Abone olsanız harika olur.